Alzheimer hastalığından korunmak, beyin kapasitenizi ne kadar yüksek tuttuğunuzla ilişkili. Son yıllarda kognitif rezerv, yani bilişsel rezerv teorisi denen bir teori gündemde. Bu da şu anlama geliyor: bizim biyolojik özelliklerimiz, genetik özelliklerimizin yanı sıra doğuştan itibaren, hatta anne karnından itibaren beslenme kalitemiz, doğumdan sonraki uyku kalitesi, eğitim, gördüğümüz eğitim, beynimizi, mental fonksiyonlarımızı ne kadar aktif kullandığımız, daha sonraki gelişim sürecinde egzersiz kapasitemiz, ne kadar egzersiz yaptığımız ya da ne kadar tembel yaşadığımız, sigara ve bunun gibi diğer beslenme ile ilgili durumlar beyin fonksiyonlarını, beyin rezervlerini etkiliyor. Beyin rezervleri ne kadar yüksekse kişi Alzheimer hastalığından o kadar korunabiliyor. Bunların bazıları direkt, bazıları dolaylı etkiye sahip. Egzersiz, fiziksel egzersiz Alzheimer'dan korunmada direkt etkiye sahip. Bu da şu şekilde oluyor: düzenli fiziksel egzersiz sırasında beyinde koruyucu faktörler salgılanıyor. Yani beynin yaşlanmasını yavaşlatan, beynin küçülmesini yavaşlatan, beyinde enflamasyon adını verdiğimiz, nöronal fonksiyonlara zarar veren süreçleri yavaşlatan faktörler salgılanıyor. Bunlara nörotrofik faktörler, koruyucu faktörler diyebiliriz. Bunları hem hayvan modellerinde, deneylerde gösterildi bunlar, hem de klinik çalışmalarda artık egzersiz terapileri şeklinde hastalara veriliyor ve beyin fonksiyonlarındaki bozulmanın geciktiği gösterilebiliyor. Ayrıca uyku kalitesi çok önemli. Çünkü Alzheimer hastalığı için patolojik protein olarak kabul edilen örneğin amiloid proteinin, patolojik amiloid proteinin beyinden temizlenip atıldığı, yani beynin çöplerinin atıldığı dönem beynin REM uykusu adını verdiğimiz dönem. Ve bu REM uykusunu ne kadar kaliteli geçirirse kişi, ne kadar kaliteli bir uyku uyursa beyindeki bu iyileşme süreci, beynin kendisini temizleme süreci o kadar sağlıklı oluyor. Dolayısıyla iyi beslenme, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku Alzheimer hastalığından korunmada 3 tane önemli unsur.